değerli doktorlarımıza, profesörlerimize bu meseleyi konuşalım ki birazdan Osmaniye'deki savcı doktor meselesine ilişkin ayrıntıları da ilk kez duyacaksınız. Sayın Tutluoğlu, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ökten, siz de hoş geldiniz hocam. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Ökten, size birazdan döneyim. Osmaniye meselesine ilişkin arka planı evet. Çok merak ediyoruz. Sayın Tutluoğlu, vakit sınırlı, meşakkatli, zor bir görev devam ediyor. Bunun da farkında olarak sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Vaka tablosu ortada, harita ortada, evet. Dün açıklanan veriler veya kısıtlama kararları ortada. Değerlendirmeniz nedir? Ne zaman rahatlarız? Bunu hep sürekli dile getiriyoruz. Yani uzun süredir de zaten bu üçüncü dalga gelmeden önce de haber verdik. Geliyor dedik, aman dedik, dikkat dedik ama maalesef işte bizim hani dile getirdiğimiz gerçeklerle işte bir takım ekonomik şeyler tam hani üst üste oturmadığı için ekonomik beklentileri de karşılamak anlamında bir türlü beklenilen kararlar çıkmıyor. Dünkü kararları da bu şekilde değerlendiriyorum. Yani biraz da açıkçası hani bir şeyler yapmış olmak için atılmış bir adım gibi görmek lazım. Sadece burada benim gördüğüm somut, açıkçası şunu da söyleyeyim, ben çok net o kadar bu işin içindeyiz. Sabah 7'den gece 12'ye 1'e kadar çalışıyoruz. Sonra tekrar aynı tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Gündemi çok takip edemiyoruz. Korkunç bir hasta yüküyle karşı karşıyayız. Ama benim tek gördüğüm burada işte sokağa çıkma yasağının 9'du daha önceden hafta içi 7 ile 9 arasında bir yasak daha gelmiş olması. Bunun tabii ki bu patlamış olan hasta sayılarını aşağı çekmesi çok mümkün gözükmüyor. Bizim şu anda bir şok, o bir tedbir olarak kesin yani kapatılmaya ihtiyaç var ki bu hasta sayıları sağlık tesislerimizin, sağlık hastanelerimizin karşılayabileceği bir boyuta gelebilsin. Başka türlü bunu işin içinden çıkamayacağız. Gittikçe geometrik olarak artacak. Şu anda biz bu kapasiteyle başa çıkamıyoruz. Hastalar sıraya girmiş vaziyette. Hasta seçmek zorunda kalıyoruz. Yoğun bakımlar dolu. Şu anda bu durum böyle. Yani bunu başka türlü bu kapanmanın da yapacağı bize yarar şu. Aslında tam kapanma olsa hasta sayısını aşağı doğru çekmek. Tabii ki açıldığınız zaman tekrar hasta sayısı artabilir. Bu bir gerçek ama şu anda sağlık tesislerini rahatlatmak gerekiyor. Bunun başka bir maalesef çözüm yolu yok ama o beklediğimiz adım tabii ki çıkmadı. Sayın Ökten, beklediğimiz adım çıkmadı dedi Sayın Tutluoğlu. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Dünkü kısıtlamalar, tedbirler nasıl telaffuz etmek isterseniz? Ben de Bülent Hocam'a katılıyorum. Kesinlikle yapılmış olması için alınan bir takım tedbirler son derece yetersiz. Zamanında alınmayan tedbirler ne yazık ki bizi bu noktaya getirdi. Bunu daha önceden de birçok defa konuşmuştuk, anlatmıştık ne yazık ki. Yaptıkları, daha önce yaptıkları kontrollü normalleşme ne yazık ki o zaman da söylediğimiz gibi kontrolsüz anormalleşmeye doğru gitti ve bu noktaya geldi. Bu nokta artık bir felaketten de öte bir tsunamiye doğru giden ne yazık ki böyle bir tablo. Bu şekilde giderse ki bu önlemler çok yetersiz, bu bize ileride bu sayıların artacağını gösteriyor. Bu şekilde giderse gerçekten sağlık sistemimiz çökebilir. Sağlık çalışanları zaten son derece bir yıldır tükenmiş durumda. Şu anki tabloyu çok kaldıracak durumda değiller. Bu tedbirler dediğimiz gibi eğer siz fabrikalarda, iş yerlerinde, atölyelerde, gıda, iletişim ve enerji haricindeki yani stratejik önemi olan sektörleri kapatmadığınız sürece insanları eve kapatmanın, tek başına eve kapatmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Öncelikle bizim bunları bir yapmamız gerekir. Daha sonra aşılama gerçekten çok çok önemli. Aşılama hız ve oranımızı arttırmamız gerekir. Filyasyonu arttırmamız gerekir. Öğretmenlerimizi aşılamamız gerekir. Ve ne yazık ki bunların hiçbirisi alınmıyor önlem olarak. Sadece akşamları sokağa çıkma yasağı veya basit önlemlerle bunları almak mümkün değil. Bülent Hocam, tekrar size döneyim. Yoğun bakımları soruyor vatandaşlar. Kalma süresi bu varyant virüslerle birlikte, mutasyonla birlikte daha da arttı. Meselesi konuşuluyor. Dün bazı tartışma programlarında da denk geldim. Gerçekten yoğun bakımda kalma süresi arttı mı? Yani bir yandan vaka yığılmasıyla uğraşırken bir yandan gelenlerin de tedavi süreçleri uzuyor mu? Kesinlikle uzuyor. Servis hastaları da buna dahil. Servis hastalarında da çok yatışlar uzadı. Şu an 3 haftadır hatta 1 aydır yatan hastalarımız var.
İşte bu zaten en önemli tıkanmanın en önemli nedeni. Artık eskiden olduğu gibi bir hafta 10 gün gibi değil tedavi süremiz. 3 haftaya 4 hafta gibi uzun süren tedavi sürelerimiz var. Aynı şey yoğun bakım hastaları için de geçerli. Yoğun bakım hastaları da uzun süre yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bunlarda değişik komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Şu dönemde işte akciğerden hava kaçakları oluyor, kanamalar oluyor. Çok işte değişik enfeksiyonlar üzerine ekleniyor ve yatış süreleri uzuyor. Yani baktığımız zaman bir COVID hastası bazen 2 ay, 3 ay yoğun bakımda kalmak zorunda kalıyor. Bu da işte tıkanmanın en önemli nedenlerinden birisi. Artık hani ilk dönemde olduğu gibi süreler kısa olmadığı için, bir yandan hastaneden taburculuklar geciktiği için hastane yatak işgal oranları çok yüksek. Bir yandan da sürekli yeni hasta geliyor. Biz o hastaların vicdani yükümlülüğünü alıyoruz. Ayaktan tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yatak bulamıyoruz. Ve onun hani o vicdani yük bizim omuzlarımızda. Bize bunu yapmamaları lazım diye düşünüyorum. Sayın Ökten, gelelim şu Osmaniye meselesine. Evet. Son olarak onu da dinlemek isteriz sizden. Şimdi iddia şuydu. Cumhuriyet Savcısı geliyor, randevusuz bir şekilde doktora muayene olmak istiyor. Karşılığında randevusuz alınamayacağı sıraya girmesi istendiğinde de kendisini adeta kafa kolla gözaltına aldırıyor doktoru. Hakaret soruşturması başlıyor vesaire. Evet. Dinlediğimiz iddialar bunlardı. Şimdi sizler zannediyorum kayıtları incelediniz Türk Tabipleri Birliği olarak. Randevu sistemi bellidir. Şimdi evet. Sayın Savcı'nın bir randevusu var mıdır? Olay anında neler yaşanmıştır? Tamamını dinlemek isteriz. Evet. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Söyledikleriniz doğru bir defa, onu söyleyeyim. Önceki gün bir kişi Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvuruyor. O sırada arkadaşımız içeride hasta muayene ediyor. Hasta muayene ederken içeri girerek kendisini muayene ettirmek istiyor. Arkadaşımız dışarıda hastalar olduğunu ve randevusu olmadığını kendisine belirtiyor. Bu şekilde muayene edemeyeceğini söylüyor. Ama gelen kişi, sonradan savcı olduğunu öğrendiğimiz kişi, kendisini ısrarla muayene ettirmek istiyor. Arkadaşımız bu şekilde bir kendisiyle diyalog kuramayacağını söyleyerek muayene edemeyeceğini ifade ediyor. Bu esnada savcının daha önceden bir ortopedik sağlık sorunu nedeniyle bir tedavi uygulandı. Arkadaşımız da ona diyor ki, sizi daha önce de tedavi eden doktor arkadaş görürse daha iyi olur diye mantıklı bir açıklama yapıyor. Ama savcı bey ne yazık ki çok ısrar ediyor. Muayene etmeyince de bunu sözel olarak sesini yükselterek ve parmağını sallayarak ne yazık ki arkadaşımızı tehdit edici. Ben size gösterdim. İşte biraz sonra her tarafı arayacağım, zorla muayene ettireceğim kendimi diye bir takım ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine doktor arkadaşımız beyaz kod veriyor. Beyaz kod bildiğimiz gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddette verilen bir koddur, bir uygulamadır. Onu veriyor ve aynı zamanda hastanenin güvenlik, özel güvenlik şirketinden arkadaşları çağırıyor ve hastane polisine haber veriyor. Gelen kişiler savcıyı oradan götürdükten sonra, ama ben bunun giderken de ben bunun hesabını soracağım diyor size. Arkadaşımız poliklinik yapmaya devam ediyor, hastalarına bakıyor. Çünkü aynı zamanda arkadaşımız o gün adli hastalara bakıyor ve heyet hastalarına bakıyor. Bizde böyle bir görev dağılımı vardır çünkü. Arkadaşımız hasta bakarken polisler geliyor. Hakkınızda şikayet var diyor. Sizi ters kelepçeleyerek gözaltına alacağız, ifade vermeye götüreceğiz diye. Tabii o sırada diğer doktor arkadaşlarımız hemen bu olaya tepki gösteriyor. Herhangi bir kelepçeleme vesaire olmadan arkadaşımızı adliyeye ifade için götürüyorlar. Giderken hem o esnada orada bulunan sekreteri ve bir vatandaşı da beraberinde götürüyorlar. Alınan ifadelerden sonra doktor arkadaşımızın ve incelenen kayıtlardan sonra doktor arkadaşımız suçsuz olduğu ispat ediliyor ve arkadaşımız serbest bırakılıyor. Ama tabii bu olay kamuoyuna yansıdıktan sonra gerçekten hem biz Türk Tabipleri Birliği olarak hem de tüm tabip odaları, meslektaşlarımız tabii ki bu pozisyondaki meslektaşımıza sahip çıktık. Savcının yaptığı çünkü kendi mesleki nüfuzunu kullanaraktan mesleki etik değerlerin dışına çıkan bir uygulamadır. Sonuçta bu, biz bunlardan adalet bekliyoruz ama orada adaletsizliği yapan ne yazık ki savcının kendisi. Bunun üzerine daha sonradan biliyorsunuz bir başsavcının, Cumhuriyet Başsavcının bir açıklaması oldu. O da son derece talihsiz bir ve kötü bir açıklama. Çünkü gerçekleri yansıtmayan bir açıklama.
Orada meslektaşımız hakkında işte tedavi, hastalara tedavi yapmadığı veya güvenlik kuvvetlerine karşı olumsuz cümleler kullandığı ifade eden bir açıklamaydı. Hakaret edildiğini yazan bir açıklamaydı. Halbuki bunların hiçbirisi gerçek değil. Çünkü hepsi kayıtlarda var. Kayıtlara bakılabilir. Arkadaşımızın o gün ne kadar hasta baktığı veya kullandığı ifadelerin hepsi kayıtlarda var. Bunlar da ortaya çıktıktan sonra akşam saat, gece saatlerinde HSK savcılık hakkında müfettiş göndererek soruşturma başlattı. Olay bu şekilde devam ediyor. Nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz bu sürecin? İzlenimleriniz neler Sayın Ökten? Son olarak bunu sorayım. Ben dün Osmaniye'deydim. Hem o hekim arkadaşımla görüştüm hem de oradaki arkadaşlarımızla görüştük. Tabip odamız başkanıyla görüştük. Oradaki şöyle bir sağlık müdürü de oradaydı. Onunla da görüştük. Valiliğin şöyle bir yaklaşımı var dedi bize sağlık müdürü. Savcıyla doktor arkadaşı buluşturup uzlaştırabilir. Hani o yüzden olay bu şekilde kapanabilir. Hani biz bunun böyle uygun bir yöntem olmadığını söyledik. Çünkü kapalı kapılar ardında yapılacak görüşmelerin falan nasıl olacağını bilemiyoruz. Doktor arkadaşımız da şu ifadeyi kullandı. Eğer savcı basın önünde benden özür dilerse, çünkü son derece haklı, kabul ederim dedi bunu. Ama ne yazık ki öyle bir şey yapılmadı. Ben tekrar akşam görüştüm oda başkanımızla ve arkadaşlarla. Ne yazık ki valiliğin de doktor arkadaşımızı üstü kapalı bir şekilde, tehditkar bir şekilde bu olayı uzatmaması gerektiği, önlerine uzanan belgeyi imzalaması gerektiğini veya karşı suçlamasından vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Arkadaşımız kesinlikle bunları kabul etmedi ve dik duruşunu yine de gösteriyor. Biz tüm tabip odası olarak, Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşımızın tamamen arkasındayız ve bu olayın hukuki sürecini takip edeceğiz tabii ki. Olay bu şekilde devam ediyor. Peki. Son bir soru, izleyici sorusu Sayın Tutluoğlu. Son bir kısaca yanıt rica edeyim sizden. 2 hafta yeterli olacak mı? Artı 2 hafta daha gelmeseni muhtemel görüyor musunuz diye sorulmuş. Bu yasaklar açısından evet. Herhalde söylüyorsunuz. Evet. Yani zaten şu anda alınan kararların yetersiz olduğunu söyledik. Herhalde yani bilmiyorum 2 hafta sonraki tabloya bakılacak ama bu artış hızı devam ederse 2 hafta sonra daha radikal bir adım normalde atılması lazım. Ama tabii nasıl bir karar alınacak onu bilemiyoruz. Normalde şu anki şeyde yeterli değil. Hani 3 veya 4 haftalık kapatma ama biz hep söylüyoruz kapatma yaparken bir yandan da insanlar üzülüyorlar biz böyle konuşuyoruz diye. İnsanların da ekonomik bir destek vererek yani gerçekten iyi bir destek vererek kapatmak evet. Lazım. İnsanları aç bırakarak eve kapatmak tabii ki mantıklı değil. Peki. Değerli hocalarım çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bilgilerinize danışmaya devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam arasına gidiyoruz.